Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvan.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Fenerbahçe'de iki ayrılık bir sürpriz transfer kararı Al Musrati video başlığı bu. Öncelikle Ferdi Kadıoğlu sakatlandı. Ya Savuncuoğlu Ferdi Kadıoğlu 3 hafta yok diyor. 12 numara ise göz bebeğimiz Ferdi Kadıoğlu milli maçlar arasından sonra kaldığı yerden devam edecek diyor. Yani birisi 3 hafta yok derken birisi 1 bir hafta yok diyor ya da 2 hafta yok diyor. Garip. İnşallah 12 numaranın dediği daha doğrudur. Genelde öyle olur. 12 numarada demişken Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrımızdır. Fenerbahçe'miz bu sene oldukça kaliteli ayakları kadrosuna katmıştır. Sporcu sağlığı her şeyden önemli önce gelmektedir. İlk iki maçını saha zemini bozuk ve değişmesi gerektiği için İstanbul'da oynamak zorunda kalan Ankara gücü. Ne hikmetse Fenerbahçe maç öncesi saha zeminini yetiştirmeyi taahhüt etmiştir. Burada Türkiye Futbol Federasyonu'na büyük iş düşmektedir. Yeni serilen zemin süperlik müsabakasını oynamak ve oyuncu sağlığını etkilememek için hazır mıdır? Hazır olmayan bir zemin sonrasında sakatlık olması halinde bunun hesabını kim verecektir? Zeminin tam oturması neden beklenmektedir? Beklenmemektedir. Bilet geliri spor sağlığından önemli midir? Tüm bunlar dikkate alınmalı ve Ankara Gücü Fenerbahçe mücadelesi uygun saha ve zeminde oynatılmalıdır demiş. Ben de şunu söyleyeyim. Ankara gücünü seven bir taraftar olarak. Eskişehir Ankara'ya çok yakın. Eskişehir stadyumda oynansın maç. Yani yine bilet geliri Ankara gücüne gitsin. Çok mu zor? Yani düşünüyorum çok zor olması lazım. Luan Perez yeniden Fransa'ya dönüyor. Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Marseille'den transfer ettiği Luan Perez yeniden Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor. İki kulüp ilgileniyor. 29 yaşındaki Brezilyalı stoperlerin Lille, Nice ve Reims'in ilgilendiği gelen bilgiler arasında resmi teklif kulübe ulaştığı an Fenerbahçe yönetimi değerlendirmeye alacak. Geçtiğimiz sezon büyük oranda maçları kaçırdı. 23 maç, 1 gol, 1 asist. Şimdi ben şunu özellikle belirteyim. Ee, kesinlikle özellikle belirtiyorum arkadaşlar. Şimdi kesinlikle ve kesinlikle şunu belirteyim. Luan Perez'e eğer o Arabistan'dan gelen teklif doğruysa Vallahi ne mutlu. Ne mutlu ki böyle bir teklif var. Ama Arabistan'dan gelen teklif doğru değilse herhalde 4-5 bandına e, bu transfer gerçekleşir eğer yurt dışından, Fransa'dan varsa. Ben şunu söyleyeyim, Loempers Fenerbahçe'de ya olmadı ya. En kısa, net, keskin tabirle söylüyorum, olmadı. Tutmadı. O yüzden de fazla da zorlamanın lüzumu yok arkadaşlar diye düşünüyorum. Yani e, durum bu. Ha keşke olsaydı. Keşke olsaydı. Biz de hani tebrik etseydik güzel oldu şöyle oldu falan diye. Olmadı. Bak cevap Pedro'da da aynısı oldu. Çok da detaya girmek istemiyorum ama e, neyse. Luan Perez'in yolu açık olsun. Bazı şeyleri de direkt açıklayamıyoruz. Mecbur kıvranıyoruz. Fenerbahçe'de orta sahaya ya, Sambacı Yıldız. Transfer hareketli takımlardan Fenerbahçe 2 ay aradan sonra Sambacı Vendel için tekrar harekete geçti. Sambacı Vendel. Hatırladınız mı? Zenit. Salih Hacıvertler Haziran ayında nabız yokta da Yıldız oyuncu için Rusya'ya çıkarma yapıp hazırlanıyor. Fenerbahçe orta saha için çalışmalarını sürdürüyor. Fred'in yanına kaliteli bir isim olmak isteyen Sarı acıbetler rotasını yeniden Rusya'ya çevirdi. Hedefteki isim oldukça tanıdık. Zenit'in Brezilyalı yıldızı Vendel. Vandal, Vendel. 25 yaşındaki Sambacı için tekrardan harekete geçmesinin ana sebebi listesindeki diğer isimlere istediği sonucu ulaşamaması demiş. Vendel için bu hafta içinde satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunulacak diyor haberde. Haziran ayında da Wendel için nabız yoklanmış ancak iş resmiyete dökülmemişti. Fenerbahçe bu defa işi bitirmek için girişimlerini hızlandıracak ve hafta sonuna kadar bu transferi noktalamaya çalışacak. Bu arada Rus basını doğrulamış. Fenerbahçe Wendel için teklif yapacak bilgisi yer almış. 2020'de Zenit'e geldi. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Bu sezon Zenit formasıyla Premier Liga'da 4 maça çıkan Wendel 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. Değeri <laughs> 24 milyon euro. Yani 2017'de Fluminense'de başladı. 2018'de Sporting Lisbon'a 2020'de de Zenit'e transfer oldum. Şöyle söyleyeyim. İsterse Zenit dünyanın en iyi topçusu olsun Avrupa takımlarının bir ambargosu var Rusya'ya. O yüzden alamıyorlar. Yani yaptıkları anlaşmadan dolayı alamıyorlar. Şimdi şöyle de bir durum var. Aradığımız isim Wendel mi? O biraz tereddüttü. Çünkü bu arkadaş daha çok 8 ağırlıktı. Hocam bak Fred 8. Bendel 8, Şimanski 2-8-10 oynasak. Bu da her şeyde doğru olur mu? Bilmiyorum. Size bırakıyorum kararını. Ee, kararını size bırakıyorum ama ben bu transfer olmaz diyorum. Fenerbahçe'den Fenerbahçe'de Bacuay çıkmaz. Ah! En gıcık konulardan bir tanesine geldik. Michi Bacuay. Takımdaki belirsizliğini sürüyor. Oyuncuya Premier League Serie A'dan talip olsa da İsmail Kartal oyuncusunu takımda görmek istiyor. Arkadaşlar bugün bir sayfa e, sosyal medyada yer alan bir sayfa elinde ciddi bir kanıtın olduğunu ve Batshuayi'ye bir Arap kulübünün 15,5 milyon euroluk resmi teklif yaptığını iddia etti. Evet yanlış duymadınız 15,5 milyon euroluk. Diyeceksiniz ki hocam iddia etmiş ya sonuçta kesin dememiş ki arkadaşlar buna benzer duyumum benim de vardı. Ve duyumum şu şekildeydi. Kulüp 15'e kadar çıkabileceğini söyledi. Bizimkiler 16 istiyoruz demişti diye. Benim rakama yaklaşılmış. Açık söyleyeyim eğer böyle bir teklif varsa Fenerbahçe kabul eder ama oyuncu Arabistan'da oynamak ister mi onu bilemem. Olay bu. Şimdi İsmail Kartal takımda tutmak istiyor. Belçikalı Forvet Ceko'nun arkasında yedek beklemek istemiyor. Ayrılığa sıcak bakıyor. Arabistan'a sıcak bakmıyor. Yönetim 16 teklif gelirse göndeririz diyor. En yüksek teklif 12.5. O da konuslarla. Premier League'den ilgilenen oyuncular var. Nottingham Forest. Brandon Johnson'ı Tottenham'a göndermesi halinde kapısını çalacak diyor. Bologna da istiyor diyor. Ama Bologna'nın verdiği yıllık ücretlere bakıyorsun. Asla olmaz bu iş. Yani... Bir laf var ya al sana bir kaya, nerene dayarsan daya diye. Olayın özeti bu. Fenerbahçe'de borca girmeden köklü değişiklik. Arkadaşlar uzun bir haber. Kısa ve net olarak aktarıyorum. 9 yıllık şampiyonluk özlemi. Sattığından az harcayarak hedefe ulaşmakta karar, e, kararlı Fenerbahçe. Yani geçen sezon takımda yer alan 8 ismin ayrılığı Bonuslar harcayacak yaklaşık 59 milyon euro gelir getirdi. 54 milyon euro transferi harcandı. E taraftarı heyecanlandıran Yıldız. Kazan kazan stratejisi kadroyu bu şekle getirdi. Geçen yıldan 14 oyuncu kaldı. Kalan oyunculara bakıyorsun mesela Ferdi Kadol, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan, Serdar Aziz, Samet Akkaydın, Osayi, Ceydin Ostervolde, Osay, Crespo, Zaits, Emre Mor, Joshua King, Batuayi, İrfan Can Eğribayat gibi isimler kaldı. Bu sezon 13 isim takıma katıldı. Edin Ceko, Tadic, Fred, Şimanski. Bak arkadaşlar kalite kokuyor bak. Cümlelerimde kalite kokuyor bak. Tek tek. Ceko, Tadic, Fred, Şimanski. Hani Mert Müldür, Cengiz Ünder, Livakovic, Ciku, Bekao, Kent, Umut Nair alınırken geleceğe yatırım çerçevesinde Bartu Elmaz ve Omar Fayet transferleri de yapıldı ve kadroya 13 kişi eklendi. Bir şey söyleyeyim. Ali Koç döneminin bence en başarılı transfer dönemi niye? Soru işareti bir futbolcu bile yok. Bir futbolcu bile yok. Şimdi 55 civarı satıldı Sattığından az harcandı. Ve hani Arda Güler tamam kabul ama Berisha istenmiyordu gitti. Buruma gitti. Atilla Salahi gitti. Rossiye Arao. Bu arada Rossi de siftahını yapmış. Bereket olsun inşallah. Mustafa Örneke. Şimdi Altay Bayındır gidiyor. Ezgi Can Alevski. sözleşmesi bitti geri gitti. E, Valencia Bitti geri gitti. Samat Dayı paketledik. Yani yapılan transferler Cengiz 15, Şimanski 9.75, Fred 9.74 Bekao 8.31 Livakovic 6.65 Rakamlardaki enteresanlığı fark ediyorsunuz değil mi? Öyle keskin net rakamlar değil. Bu pazarlığın sonucu işte. Mert Müldür 2.8, Bartu 1.4 Kent bedelsiz diyor. Ciko bedelsiz, Tadiç bedelsiz, Ceko bedelsiz Umut Nair bedelsiz, İrfan Canayır 1.2 Ebon servisi alındı. <laughs> Ve gidenler ortada. Hakkımızda hayırlısı olsun. Son haberimiz Fenerbahçe'den Al Musrati Hamlasi. Öncelikle Al Musrati ismi biraz tuhaf geldi bana. Niye? Bizim takım biraz hani Kuzey Afrikalılardan uzak durur diye biliyorum. Ama haberi bir okuyayım. Fenerbahçe transfer haberleri. 27 yaşındaki Libyalı orta saha Almusrati'nin transferi için girişimlerde bulunan Fenerbahçe 15 milyon euro bonservis isteyen Braga'yla demasa geçerken iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Orta sahaya 6 numara transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, Portekiz ekiplerinden Braga forması giyen Almusrati'yi gündemine aldı. Valla ee... Ya bu videoda konuşsam mı konuşmasam mı diye tereddüt ettiğim bir husus var. Bence konuşayım hatta başlığı da onu yapayım. Al değiştireyim. Sebebi başka. Şimdi 27 yaşındaki oyuncuyla temasa geçtim. Braga'nın şampiyonlar gibi mücadelesine Panathinaikos'ta oynayacağı mücadeleler sonrası Fenerbahçe sıklaştıracak. Fiyat düşürmek istiyor. 15 milyon euro demiş. İki kulüp arasında görüşmeler sürüyor. Geçen sezon Braga'da 41 maça çıktı. 5 gol 2 asistlik performans. Bu sezon 5 maça çıktı. 1 gol 1 asist. Al tam olarak ön libero oldu. 1.89 boyunda sanırım. Yaşı 27 aslında uygun bir yaş. Tekrar satılabilecek bir yaşta ama kariyerindeki patlamayı yeni yaptığında düşünürsek düşündürücü. 5 maç, 1 gol, 1 asist, 335 dakika. Arkadaşlar açık söyleyeyim ben çok ee, beklemiyorum. Bence siz de beklemeyin. Ama söyleyeceğim isim bekleyebilirsiniz. Bu arada Tadiç demişken Tadiç balık tutma keyfi yaşamış Boğaz'da. Hamsi yakalamış diyeceğim. Trabzonsporlar diyecek ki bizimle niye dalga geçiyorsun? Ya Boğaz'da oltasını sallamış öyle söyleyeyim. Rastgele. Hayırlısı olsun. Ben şunu söyleyeceğim. Parti. Thomas Parti. Sözlerimi seçerek kol, e, kullanmak zorundayım. Çünkü her manaya gelebilecek bazı açıklamalar yapacağım. 13 Haziran 93 doğumlu 30 yaşındaki Thomas Parti. Arsenal'in oyuncusu. Ganalı. 1.85 boyunda. Bakın Ganalı. 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 Bana soruyorlar orta sahaya kimi istersen Abbeyah diyorum. Ne alakası var diyorlar. Abbeyah da herhalde dedim. 35 milyon euro transfer market değeri var Thomas Partey'nin. 35 milyon euro. 45 kez forma giymiş Ganabeli takımda 13 golü var. Ve bu sezon 3 maçta da Arsenal forması özür dilerim 4 maçta da Arsenal forması terletiyor 326 dakika yani 360 dakikanın 326'sını oynuyor. Ya Sabuncuoğlu diyor ki 12 milyon euroyu veren partiyi alır. Ben de Fenerbahçe yönetimine diyorum ki 12 milyon euro vererek şunu almıyorsanız aptalsınız. 12 milyon euro. Arkadaşlar bu olay tam doğru değil. Çünkü Galatasaray'ın bir teklifi var. Galatasaray'la arkadaşlarımızdan aldığımız bilgiye göre teklif ediyorlar. 10 şey 45 milyon euro servis istiyorlar. Bekle 6 saatte halleder bunu veremeyeceğini söylüyor. Bu transfer yatıyor. Ama ama transferin son günlerindeyiz. Bak, kelimelerimi iyi seçiyorum. O yüzden biraz duraksıyorum. 1 Eylül'de Avrupa'da dönem bitiyor. Ben parti olur diyemem ama olmaz da diyemem. Parti demişken ülkede iktidar olan parti Ak Parti. Ak Parti demişken Ak Parti zenginleri de var. Ak Parti zenginleri demişken olan herkese sponsor olan bir kitle var. Keşke bize de zengin sponsor olsa da bu transferi bitirsek. Yani unutulmaz bir transfer yapmış olsa keşke yani. Ama partiden partiye de değişiyor. Hani hangi partiden olursa olsun partiyi getiren e, yerel seçimlerde de var. Yani ülkemiz için hayırlısı olsun. E, parti iyi bir parti. Yani iyi parti. Hocam iyi partiden sponsor mu bulduk? İşte diyorum ya kelimelerimi seçmem lazım diye. Yani eğer Fenerbahçe Arsenal'deki partiyi alacaksa parti için Birilerinin yardım yapması lazım, sponsor olması lazım. Belki de o görüşmeler yapılmış, anlaşmalar yapılmıştır. Hiç beklemediğimiz anda belki de Fenerbahçe'nin itici gücü olan 12 numaranın da desteğiyle 12 milyon euroya ya da 12 milyon euronun üstünü birileri tamamlayacak şekilde transfer yapılabilir. Hocam 30 yaşında bu kadar para vermeye değer mi? 30 yaşındaki partiyi al. Fred de zaten 30 yaşlarında. Şimanski 24-25 yaşlarında emin ol. Sezon sonunda 40'a 50'ye sattığın Şimanski'den gelecek parayla orta sahayı daha da gençleştirebilirsin. Hiç belli olmaz. Belki 12'ye partiyi alıp sezon sonunda 45'e sen satarsın. Yeter ki başarı gelsin. Hakkımızda hayırlısı olsun. Allah inşallah Fenerbahçe'ye transfer market değeri 20'den fazla olan bir orta saha nasip eder. Ve bu orta sahada çok çok işe yarar. Yaş önemli değil. 35 milyon euro transfer marketi de olabilir. Yeter ki olsun. 2 Eylül'de kap beklediğimi bir kez daha söyleyerek, yineleyerek bu videomu sonlandırıyorum. İzleyen, beğenen bütün arkadaşlara teşekkürler. Görüşmek üzere.